Bu bizim kemiksiz et değil mi bu? Kemiksiz et. Protein oranı çok yüksek. %45 proteini varmış. Yok ya. 60'a kadar da çıkan çeşitleri varmış. Evet. Yine %20 civarında da yağ oranı. Harika. İyi, hem millet sayıdı ki %60'a kadar çıkıyorsa zaten et de öyle zaten. Arkadaşlar ben %40-45 diye şey yaptım. Az önce arkadaşlar bana %60'a kadar çıkan çeşitleri çıkabiliyor. Ordu'da soyanın fabrikası var ama soyanın kendisi yoktu. Bunu başardık. Arkadaşlara teşekkür ediyorum. İl Tarım Müdürümüz, Tarım Bölümümüz, tarım ve bunu da başardık. Arkadaşlara tebrik ediyorum, kutluyorum. İnşallah bunu yaygınlaştırdığım zaman hem bizler için, insanlar için hem de aynı zamanda hayvanlar için son derece önemli bir besin kaynağı. Hem protein kaynağı, bundan vejeteryanlar için biftek de yapılıyor et yerine. Dünya Kadın Çiftçiler Günü'nü de tebrik ediyoruz sizlerin nezdinde. İnşallah daha güzel çalışmaları birlikte yaparız. Sizler olmadan bu başarıları gerçekleştiremezdik. Gel. Bir daha yeniden çık. Var mı orada gelmeyen? Mutlu günlerimizden bir tanesi. Çünkü Ordu'da çocukluğumdan beri soyanın olduğunu biliyorduk. Hatta bununla ilgili soya fabrikası var. Fakat soya ekimi yoktu. Israrlı ricalarımızla arkadaşlarımıza soyayı diktirdik. Çok da iyi sonuç aldık. 500 metre rakıma kadar soya çok faydalı ve aynı zamanda verimli bir ürün. %40-45'e kadar protein oranı var. Neredeyse yarısı protein. %20 kadar da yağ var. Bu bakımdan bu kemiksiz et diye geçiyor. Biftek olarak geçiyor. Amerika'da ve yurt dışında özellikle çok yaygın. Hatta bir defasında uçakta yemiştim. Soyadan yapılan bifteği ayırt edemiyorsunuz. O derece kıymetli. Bu hem insanlar için hem de hayvanlar, bebekler için ve hayvanlar için çok önemli bir gıda kaynağı. Ve aynı zamanda da demin teknik arkadaşlarım, Müdür Bey'den Kemal Bey'e özellikle teşekkür ediyorum, İl Tarım Müdürümüze. Mısır'dan, fındıktan da daha karlı. Yani dönüm başına, getirisi bakımından. Dolayısıyla bu aynı zamanda alternatifin de ötesinde önemli bir kaynak. Önemli bir gelir kaynağımız. Bunu yaygınlaştırmak istiyoruz. Biraz önce ürünün şeyini de gördük, kalitesini de gördük. Çok çok kıymetli bir kaynağımız bu. Onun için yerinde görelim dedik. Ve 20 dönüm deneme yaptık. Bir kaba hesaplamayla 1000 dönüm kadar imkan var. Biraz önce buraya geldiğimizi söylemiştik arkadaşlarımıza. Bize de soya ekimi yapın diye teklifler geldi. Daha ürün alır almaz ortaya çıktı. Bizim insanımız görerek inanır. İşte gördüğünüz gibi burada da yaptığımız denemelerle birlikte 20 dönümlü bir deneme yaptık. Bundan sonra daha büyük rakamlarla Türk tarımına ve kalkınmamıza önemli katkılarda bulunacağız.